Bismillahirrahmanirrahim ve madahtu Muhammed'den bir makaleti velakin madahtu makaleti bil Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Yani ben Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve Kur'an'ın hakikatların güzel gösteremedim ama o hakikatlar, onların feyizleri, onların içerikleri, manaları benim tabirlerimi de güzelleştirdi. Mektubat ben size ee, oraya bu perspektifle yani bu gözlükle bakın diye. Mektubat sayfa 332'de imanın devamlı tekrarlanmasını isteniyor. Ceddüdü iman ekum bilal lâ illallah. İmanınızı tekrarlayın. başka neyi tekrar ediyor Risale-i Nur'da? İhlas 15 günde bir tekrar edin diyor. Tamam Bir, şurada mektubatta onu açayım ben. 26. mektubun 4. mepasında du imanekum bila bila ilahe illallah imanınızı devamlı tazeleyin. Tekrar edin. Yani devamlı hikmetini soruyorsun diyor. Bak göstereyim şurada. Biliyorsunuz zaten. Bunun hikmeti nedir diyor. İnsan, bu noktalara bakacağız. Kur'an niye tekrar ediyor? Niye imanı tekrar edin diyor devamlı. Tecdidi din, tecdidi iman, tecdidi nikah. İnsanın hem şahsi hem alemi dünyası, hissiyatı, fikriyatı, psikolojisi, duyguları, latifeleri sabit var mı? Devamlı değişken, devamlı oynak. Niye iman tazeleniyor? Niye değişiyor. Niye? Dört tane şey. Bir, imanınızı tazeleyin. On beş günde bir ihlas okuyun diyor. O da şey. Tövbe ve istiğfar. İmanın sebebi şu. İnsanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için, devamlı değiştiği için her zaman tecdid imana muhtaçtır. Beden değişiyor. Bir de şey yapayım size. Bildiğiniz bir şey devamlı anlatıyorum. Ampul var ya bu ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama sönen o geri gelmiyor gitti. Yeniden yaratılıyor. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için dırırırırt devamlı yanıyoruz hani. Bütün varlık ben de sen de var olup yok oluyoruz. Ama gittim bir daha aniden oldum. O kadar izde oluyorum ki arada değiştiğimi bilmiyor. Değiştiğimi bilmiyor. Ama giden bir daha gelmiyor. Geldim diye aynı şey gelseydi hikmeti olmaz. Devamlı değişiyorum. Bak tık gittim yeniden ben yaratılıyorum. E buna da iman lazım. Yeni kuruldum. O giden gitti. E bu oldu. Yeni geldim. Buna da hakim kılman lazım. Bütün kainat var olup yok oluyor. Kudretten ilme, ilimden tekrar yeni. O değil, giden bitti. Yaprak gibi çürüdü gitti. Yeni yap, yaratılıyor. İnsan an be an o kadar hızlı yaratılıyor ve gidiyor ki gidip geliyor. Hani eskisi gelmiyor. Anlıyorsunuz değil mi burayı? Ona iman lazım. Onun için tekrar insan cahil olduğumuz için dünyada sabit, kendimizi de sabit zannediyoruz. Neyi tekrar? Çünkü vücut tekrar ediyor. İnsan nesi tekrar ediyor? Şahsi. Alemi. Alemi, içsel alemi. Devamlı değişiyor. Devam değişiyor. Onun için tekrar ediliyor. Tekrar yeni ediliyor. Kur'an'ın bazı hükümlerin sık sık tekrarlanmasının hikmetleri gibidir. Yani iman neye tekrar ediyor? Bir sene oraya geç. Mesela tövbe ve istiğfar. İstiğfar ve tövbe tekrar edilmesi lazım. Sık sık. Bizim geçmişimizi ge gelmeyen geleceğimizi gelmeden öldüren ihlasızlıkmış. Bizim geçmişimizin ve gelmeyen geleceğimizin daha gelmeden öldüren, mesela gelecek daha gelmedi. Gelmeden öldüren nedir? Gurur, kibir, tulu emel, bunlar öldürüyor. Daha gelecek gelmedi, gelmeden öldürüyor. Onu ne yapıyoruz? İhlasla var ediyor. İhlas zemindir. Ondandır ki her 15 günde bir ihlas dersi Fatiha gibi ibadetlerin başlarında tekrarlanması lazım. Namazlarda her daim Fatiha ile başlamamızın başlamamız ve Fatiha'yı tekrar etmenin hikmeti gibidir ihlas. İhlas Allah için olmak. Yani ihlasın varlığı yani kendisi geleceği var etmek o zeminde. Ona zemin hazırlamak. Yani gurur, kibir, inattan, tulu emel, ihlassızlıkla, kabalıkla vesaire o gelen gelmeden çekip gider. 15 günde bir en az okunmasının sebebi her ibadetin başında Fatiha'yı tekrar etmek. Çünkü ihlas neyse Kur'an'da Kur'an'a da Fatiha öyledir. Fatiha Kur'an'a neyse ihlas da fıtrata odur. Onun için tekrar ediliyor. Her namazda Fatiha okuyorsun. İşte ihlas nedir manası ihlas? Allah için. He? Allah için olmak, Allah rızası için Allah'ı alemimizde var etmek. Kendi alemimizde. Nasıl yaparız bunu diyor. Ustad bir yöntem bulmuş. Atsiyetin kadar Allah aleminde var olur. Allah'a ihtiyaç hissedilir. Allah'a Allah ihtiyaç olur. Atsiyetin hissettiğin kadar. Fakirliğin kadar. Fakirlik nedir? Ebed, sonsuzluk bir anda her yerde yaşamak istiyorum. Derk eder, psikoloji sıkıntı istemiyorum. Fakirim bu isteklere karşı. Fakirliği mi hissettiğim kadar ahiret ihtiyaç olur. Ahiret ihtiyaç mıdır fakirliğin kadar? Adam fakirliğini hissetmiyor, ahirete imanı da hissetmiyor ondan. Namazda her daim Fatiha ile başlamamız ve Fatiha tekrar etmenin hikmeti gibidir. İhlas insanı gururdan, kibirden bak ihlas insanı arkadaşlar bunu mutlaka şey yapın. Neyi ortadan kaldırıyor? İhlas insanı gururdan, kibirden, yeisten tulu emelden, gıybetten, iftiralardan, mana ismi olan kibir ve inattan, ilha, ilahlık iddia etmekten kurtarmak içindir. O hemen geçmeden, hemen maziye bir geçireyim sizi. Kızlarını niye gömerlerdi canlı canlı? Asıl saadetten önce kibir ve gurur. Kızın babası olmak gururuna yediremiyordu. Kızın babası olmak. Gurur ve kibirlerindenmiş. Gurur ve düştü değil mi elinde mi çamaşır? Niye düştün diyor kaldırmazmış. Gurur kibir. Bak şimdi ne acayip. İhlas insanı gururdan, kibirden, yeisten. Peki ben bunu niye söyledim? O kız çocuklarını gurur ve kibirden gömerlerken neslini gömüyordu. Biz de gurur ve kibir ile geleceğimizi, gelecek neslimizi biz bıraktığımız hayat, yaşadığımız hayat e, ahirete mal oluyor. Biz de gurur ve kibir ile manevi hayatımız olan ubudiyet, ibadet nesillerimizi yok ediyoruz. Gurur, kibir manevi hayatımızın devamlılığı, bekalığını yok ediyor. O adam gurur, kibir ile nesli olan, neslinin devamı olan kızını yok ediyordu ya neslini yok ediyordu. Nedir o? E, İman bir intisaptır neseptir, nispettir. Yani iman aynı zamanda nesebine bağlar, aslına bağlar seni. İman intisaptır, seni nesebine, sahibine bağlar, Allah'a bağlar. Nesebimiz intisaptır. İşte onlar gurur ve kibirden nesebini, neslini yok ediyordu. Biz de ihlassızlıkla yani gurur ve kibir ile de manevi hayatımızın Devamlılığını yok ediyor. Nesebimiz yok oluyor. Manevi nes ne mezhep, nesep, nispet. Anlaşılmadıysa sorunu şey yapayım. Bir daha anlatayım. Devam et. Var mı başka? Bir tane de olması lazım. Yok mu? Nasıl ki neslini gururu bak neslini gururu kibri ve yanlış örf, anane anane için canlı canlı kızını gömük yok ettiği gibi hizmetini, şahsiyetini de yok olmaktan kurtaran İhlas bizi gururdan, yanlış kibirlerden kurtarıp epder olmaktan halas ediyor. Epter nesilsiz, bitmiş. İhlas yok. Ne yaptın ki? Hiç yapmamış sayılıyor oruç tutsam bile. Sırrı tekrarlı canlı tutuyor. Onun için ihlas her an daim tekrar edilmesi gerekiyor. Tekraratı Kur'an'ın mukaddemelerini yapıyorum. Soru devam et. Başka. Mesela e, bu nedir? Fiil. Fiillerimiz Gir içeriye. Akıl. Ee, vicdandakiyiz. Dışarıdan gidiyorum. Fiil. Aklın fikirlerini, vicdanın isterini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini. Bütünlüğüne ise bak bunları bütünlüğe getirirse sır yıkılası. Ee, Sıf şey yaparsan bu ne yaptı? Bu biraz eksik olduğu gibi. Bak şimdi. Fiil akıl ve vicdanı, üç tane fiili, aklın fikirlerini, vicdanın isteğini getirsek ihla, ihlas. Eğer buna kalp ve ruhu da eklersen sırrı ihlas. Geç. Bir hadisi kutsi de Allah diyor ki Celle Celaluhu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylettiriyor. İhlas nedir diyor. İhlas sırrımdan bir sırdır. Benim sırrımdan bana ait bir sırdır onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vediye emanet olarak bırakırım. Nedir o? İhlas. Allah'ın sırrıymış. Sırrımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine vediye emanete bırakırım. Ona ait değil. Evet. Geç. Tekrar tekrarat Çatalca'da var. Elektrik türbinin şey var. Böyle elektrik üreten türbülanslar var böyle. Türbinler var. Böyle aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı Beygir gibi şey yapıyor. Hiç bir Allah'ın kulu demez ki. Aynı şeyi niye tekrar ediyorsun kardeşim? Niye bunu tekrar ediyorsun? Ama namazı niye tekrar ediyorsun diye soruyor. Bu niye tekrar ediyorsa? Bu da onun için tekrar ediyor. Ha, bu ne yapıyor? Zahirde tekrardır. Hayır. Hep yenidir. Elektrik ündükleniyor. Elektrik imal ediliyor. Milyarlarca İstanbul'un elektrik cihazları çalıştığı gibi elektrik manevi elektrik indükleniyor. Bu sefer yapmak istediğin ibadetler, cihazları çalışıyor. Türbin gibi. Elektrik üreten hava türbinleri gibi tekrar gibi gör görünürken enerji üretip her çeşit cihazların çalışmasının sebebi olduğu gibi ihlas ve iman da kutsi enerjidir. İstidat ve kabiliyetlerini uyandırmak, uyanmış olanları canlı tutmak içindir. Kur'an'ın bazı ayetlerinin tekrar edilmesi türbin gibidir yani. Bu elektrik imal ediyor. Veya kimse demez ikide bir niye nefes alıyoruz? Niye tekrar ediyoruz? Yani tekrar usanmak ya niye usanmıyorsun? Nefes almakta niye usanmıyorsun? Ya. Devam et. İnsanın vücudunda, vücudunda birkaç daire vardır diyor. Bunu mesleviden aldım. Nebati hayat var, hayvani hayat var. Nebati nebat ne demek? Köklerden besleniyor. İnsan da bağırsaktan besleniyor. Hayvani hayat, çoğalma ve yeme, üreme, çoğalma. Hayvani hayat bir de insan var, beşer. Ne kadar kafir dahi olsa bir beşerdir. Ama bir de bir mertebe var ki iman var. İman bunlar devamlı değişiyor. Nebat hayatımız değişiyor, beden değişiyor. hayvaniyet değişiyor. Cinsellik üreme veya kendi sağlık vücudunun devamı hayvani kuvveler. Bir de beşeriz. Devamlı fikriyatımız, duygularımız değişiyor. Bir de iman şeyi var. Bunlar devamlı değişiyor. Değişen dünyana, bak değişen dünyana, değişen manalara ihtiyaç vardır. Manalar da değişiyor. Bu dersi dinledik. Veya bir tefekkür ederken kendine oh be diyorsun bir cennet havasına girdin. Zannediyorsun ki bu böyle devam edecek. Değişiyor. Değişen dünyana, değişen manalar, manalar ihtiyaç vardır. Kelamın zahirisi tekrar gibi iken... ...içsel meratibi manadan birbirinden üstüne bindirilmiş manalardan... ...her an birini ortaya çıkarmak ve tekrar. Yemek yemek tekrar gibi. Mesela... ...elhamdülillah Rabbil alemin... ...elhamdülillah Rabbil alemin... ...bir tekrar gibi gözükürken... ...aslında... Her bir ayet bir çekirdek gibidir. O çekirdekte ağacın kökü, gövdesi, dalı, budağı, yaprağı, çiçeği, meyvesi, kokusu, tadı, enerjisi, ateşi, dumanı, külü her şey var değil mi? O çekirdekte. Hepsi bindirilmiş. Ama bıçakla yararsın yok. İşte o çekirdekteki o ağacın bütün meratipleri gibi Kur'an'ın her bir harfi de bu çekirdeğe benziyor. Onun için müştehit geliyor. Onun gömülü olan, nihayetsiz mana mertebesinden her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her da efradı bulunur sırrınca geliyor İmam Azam kendi iştihad edip kendisi çıkartmış, kendisi bulmuş, kendisi tasnif etmiş gibi gözüküyor. Eğer insan kendi düşünüşüyle haram helal vacibi koyarsa ona oymuş oluyorsun. O din değildi. O ferttir. Peki ne yapmış İmam Azam, İmam Şafii Hazretleri Efendilerimiz? Kur'an'ın o çekirdek gibi fizikçi nasıl ki o çekirdeğin üstüne açıyor. Bu çekirdekten ağacı şu olur, kötü bu olur, meyvesi bu olur, tadı bu olur diyor ya. Kendi mi uydurdu? Yok orada benim görmediğimi o görüyor. O gördüğünü bana dışarıya tercüme ediyor. Fizikçi tabiatın dilini bizim dilimize çeviriyor. İşte müştehit de Kur'an'ın dilini bizim dilimize çeviriyor. O ayetin, o harfin içerisindeki nihayetsiz mana mertebesini izhar ettiğinden semaviyedir. Kendisi bir şey yapmıyor. Aha bak diyor. Aa burada da böyle yazıyor. Bak burada da böyle yazıyor. Ben bu sayfayı çevirdim. Burayı okudum diye. Ben mi uydurdum bunu? Benim fikrim midir? Yok. Buradakini söylüyorum. Okuma sen niye söylüyor biliyorsun? Ben okumayı biliyorum. Sen okumayı bilmiyorsan ben o zaman dinleyeceksin beni. İmam Azam niye çıkartıyor? O okumayı biliyordu ondan. 16 tane temel sahibidir. Mesela fıkhı bilebilmesi için kadın ilmi halini, fizyolojisini, erkeğin ondan sonra namaz vakitini bilebilmesi için astroloji, astronomiyi, fiziği bilmesi lazım gibi. Öyle paldır küldür olmuyor bu işler yani. Yani zahirde bir tekrardır. Elhamdülillah Rabbil Alemin ama o kelamın üzerine nihayetsiz manalar bindirilmiş. O müştehit izhar ettiğinden bir manası kendi fikri değil. Aa, burada yazıyor dedi, ben dedim diye benim olmadığı gibi o da ifade ettiği için onun değildir, oraya aitti. Semaviyedir. 27. sözde söylüyor söylediğimi. Kelamın zahirisi tekrar, bunu geç bunu şey yaptık. Yemek gibi mesela. Tekrar ediyoruz ama tekrarın niçin var? topar şey yapmışım. İnsan her an ona çok muhtaçtır. Niye Kur'an bir şeyi çok tekrar ediyor? İki sebep söyler. İnsan en çok muhtaç olduğunu en çok unutan, en çok onu unutuyormuş. Kur'an bir şeyi çok tekrar ediyorsa Kur'an şöyle diyor ona. Sen buna en çok muhtaçsın. En çok muhtaç olduğumuzu en çok onu unutuyoruz. Onun için tekrar ediliyor. Tekrar ediyor. Havaya tekrar tekrar almak olsaç vermediği gibi. Tekrar olanlar unutulma halinde bedelleri çok büyük. Tekrar edilen ayetler ve onun bize ifade ettiği mana eğer unutulursa, eylemde gözükmese bedelleri çok büyük ve sonsuz olmasından ehemniyet veriliyor ki sakın ha diyor. Devam et. Kıssaların tekrarı ya diyor ki te Tevrat'ta da var diyor, İncil'de de var diyor. Peki geçmiş bazı suhuflarda var diyor. Bu do o dolayısıyla oradan alınmıştır diyor. Ya dilin dönmüyor mu? Oradaki de buradaki de aynı zattan geliyor. Niye diyemiyorsun? Kur'an'daki kısa, Tevrat'takine, İncil'dekine benziyorsa oradan alınmış diyeceğine aynı merkezden alındın diye niye diyemiyorsun? Mesela Tevrat'ta da, İncil'de de, Suhuflar'da da, Zebur'da da Allah birdir diyor. Ahiret vardır diyor. Ben peygamberim diyor. Yani Kur'an da bunu dediği için Ondan mı almış oluyor? Allah'tan geliyor. Allah diyor ki ben bileyim. Ona da öyle dedi. Buna da böyle dedi. Geçmiş diğer kavimlere diyor Ramazan, oruç, namaz farz olduğu gibi size de farz olmuştur. Yani Allah'ın kullarına Allah konuşuyor. İşte bu peygamberim diyor. Bu kitapta da yazar, bu kitapta da yazar, bu kitapta da yazar. Yani oradan alındı değil, aynı merkezden alındığını gösteriyor. Vahyin kaynağının aynı olduğunu ve fıtratları aynı olduğunu gösteriyor. Yalnız şeyler değişiyor. Olayların sureti değişse bile fıtrat aynı. Musa Aleyhisselam zamanında kibir vardı. Nemrut zamanında inat vardı. Şimdi yok mu? O zaman Şeddat mesela, İrem Bağları e şimdi internet, sanal dünya, İrem Bağları ne demek? Şu girdiğin zaman her şey senin bağ. İstediğini yap. Ama çıkınca hiçbir yer senin değil. Tek bir şey kabul edeceksin. Şeddad'ı girerken kabul edeceksin. Şeddad benim ilahım. Artık ne istersen. En güzel kızlar o İrem Bağlarında. 700 senede yapılmış. Delikanlar orada. Ne istersen orada. Ne isterseniz oradadır. Ne, peki nasıl istifade edeceksin? Yeter ki onayla. Gir içeriye senin. Onun karşısında Hud Aleyhisselam girmeyin dedi. Onaylamayın. Oraya girmeyin İrem Bağlarına. Şimdiki internet, sanal dünyalara girmeyin. Evet devam et. Hem kafirler peygamberimizin aleyhissalatü vesselam aynı Allah'tan Celle Celaluhu gönderilmiş olup olmadıklarını anlamak için peygamber kısalar niye gelmiş onu da merak ettim. Niye çok kullanmış? Kafirler demiş. Denemişler. Bakalım bu hakikaten o Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in, Rabbinin peygamberi mi bu? O kısaları Muhammed'in bilmesi mümkün değil. Peki söyle ya Muhammed. Hud, a, Hud ne yaptı? İlyas, Elyas'a ne yaptı? Nuh ne yaptı? Bakayım bunları bilecek mi? Onların soruları üzerine bu kısalar nuzul etmiş. Ekseriyetle. Allah'tan gönderilmiş olup olmadıklarını anlamak için geçmiş kavimlerin kısalarına onlar kavimleri sormuşlardı. O anlatılan kısaların bir kısmı böyle olmuştur. Sonra Aa, bizim kitaptakine de benziyor diyor. Tahrif edilmiş. İşaret-i diyor ki bu gelerek diyor onların tahrif edilmişi de tasih ediyor. Tevrat ve Zembul, Ze, Zebur İncil'deki o kıssalar buna benziyor ama tahrif edilmiş. İşaret i diyor ki şu asıl budur. Buna göre bunu düzeltiyor ehli kitap. Bütün bütün kitabınızı terk edin Müslüman olun demiyor. Kur'an'a göre kitabınızı tasih edin. Çünkü aynı Allah'tan ağlıyorlar. Devam et. Hem tekrarlarla akılda kalıcılığını hem hissi canlılığını sağlar. Bu kısalar bize sabrın, azmin, dayanma gücünü artırır Kur'an kısaları. O asırdaki insanı sıfatlara bakınca, o asırdaki insanların sıfatlarına bakınca... ...bu asrın insanların sıfatları arasında sureten hariç pek bir şeyin değişmediğini görürüz. Aynı halet, aynı iddia. Ya geçmiş e, ecdadımızın nannelerinden bahsediyorsun... Ya bırak böyle şeyleri. Biz hayatın tadını ve kefini çıkartmak istiyoruz. Bizim hayatımıza karışma demiyor mu? Adam umurunda değil ya. Yani. Aynı yani. Bitti şu değişmiş. De diksik dik, zik dik zik atla giderdi. arabayla gidiyoruz. Aynı şey. Bedensel hazlar aynı. Fikirler aynı. Bir suret değişmiş ya. Bir uçakla gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Yani bu şey mi ya? Aynı hadise. Hiçbir şey değişmemiş ya. Devam et. Tekrar ihtiyaçların tekrarından gelir. Tekrar ihtiyaçların tekrarından geliyor. Bitti galiba. Ve şimdi bu noktayı nazarla okuyorum. Sayfa 242 Sebebi kusur tevevüm edilen tekraratın lemai icazına bak ki yani az sözde çok şey söyleme ee, o lema var ya böyle hani sema bulutlarla kaplı da Şak böyle çaktığı zaman bir akıyorsun nerede nasıl çıktığını, nasıl kurkaçlattığını. İşte o lema işte. Bak ki Kur'an hem bir kitabı zikir. Niye tekrar edilmesin? Tekrar zikir kitabı. Hem bir kitabı duadır. Hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar mustahsendir. Tabii ki. Ya Rab istiyoruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü bir şey ısrarla isteyin. Ben dualarımda şey dikkat ederseniz ısrarla aynı şeyi söylüyor ısrar olduğu için can alıcı can alıcı şeyleri onu tekrar ederseniz kabule karin olur. Belki ezemdir ve ebladır. Ehli kusurun zanni gibi değil. Zira zikrin şeyini zikir tekrar ile tenvirdir. Yani o panellerin hareketi gibi su hava türbinlerin hareketi yani tekrar ile tenvirdir. Yani nurlandırmaktır. Sabit hiçbir şey yok ki şu ampulü sabit mi zannediyor? Şu var, şu masa sabit mi zannediliyor? Zaten kendi iç potansiyelinde elektronların, protonların arasındaki o saniyede 40 bin kilometre hızla hareket ettiğini bilimsel söylüyor. Elektronun hızı. Eskidendi bu elektronun hızı saniyede 40 bin kilometre gidiyordu. Eski. Şimdi öyle değil. Kuantum fiziğinde olması gereken her yerdedir ama hiçbir yerde de değildir. Hareket değildir dalga veya tanecik hareket ettiği için nereden bakarsan öyle gözüküyor. Artık hareket ölçüsü de yok. Olması gereken her yerdedir. Samanyolu galaksisinde şu sesim her yerdeymiş. Şu anda her yerde. Yani ışık trilyonlarca uzakta olsa aynı anda ben orada da konuşuyorum şu anda. Bunu ben uydurmuyorum. Ben desem yobaz olurdum. Bilimsel onlar söyleyince onlar söyleyince doğru oluyor. Bir söyleyince de bir tuhaflık oluyor yani şu cümle onların elinde olsa şimdi kitap yazarlardı. Zaman mekanın enfusisi, enfusin dissalı ise mekandır. Zamanla mekan birisi bir mülk, birisi meleküt. Onların elinde olsa şu cümle küllattaki bu mana şimdi inkılap yapmışlardı. Ama inşallah o günlerde gelecek yani. Zikrin şeyini tekrar ile temvirdi nurlandırmaktır. Duanın şenli nedir? Gereği, lazımı, sonucu tertat ile takrirdir. Yani sıralamak, devamlı onu ifade ederek sağlamlaştırmak. Ne istediğinin samimiyetin göstergesiymiş. Şöyle yapıyoruz ya dua. Yani dua elimiz kaldırıyoruz. Hiç onunla meşgul değiliz. Eti koparıyoruz. Şeylerle meşgul oluyoruz. Hele başka bir tanesi de var böyle. Koyuyor böyle Ya Rab öyle şey böyle bir adet dili yapıyorum ama böyle ben böyle ihtiyacım yok ya. Elim Öyle bir şey ihti talebi yok. Burası da şöyle. Ya Rab işte versen de olur. Vermesen de olur. Evet. Ama istiyorum ya Rab. Bak bunu böyle yapıyor. İstemiyorum ya Rab. Gel 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 gel. Tamam. Git 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 git, git. arabaya muavinlik yapıyorsun. Gel 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 gel. Oldu mu? Olmadı. Ağzından elin ters çalıştı. Gel 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 gel. E, olacak? Elinle gidecek. git 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 git. Olmaz. İşte istemediğini çeviriyordu. İstediğini böyle istiyordu. E, üç çeşit dua oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safa ve Merve'de şöyle dua edermiş. Koltuk altı gözüktüğünü söylüyor. Normalde iki gömüsü arasında istemediğini de çevirirdi. Ama şöyle. Ya Rabbi. Versen de öl Vermesen de olur. Bitmiş böyle. Hele eli, aşağıda. Veya yani böyle bir talebi yok yani. Niye bunu söylüyorum? Takrirdir. Yani samimiyetin ifadesidir. Tekrar. O hakikaten samimi misin bu konuda? Emir ve davetin şeni tekrar ile takittir, kuvvetlendirmektir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an okumaya muktedir olamaz. Bütün Kur'an nasıl okuyacağız? Hem herkes her vakit bütün Kur'an okumaya muktedir olamaz. Fakat bir süreye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdır Kur'an'ı ekser uzun sürelerde dercedilerek her bir süreye bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. O için tekrar orada da edilmiş. Ama ben onu görmedim ki. Hafız için edilmiş. Hafız okuyor ya ayda. Ayda iki defa. Ben iki defa yapamıyorum. Çok şükür ben bir defa yapıyorum. Siz de yapın. Bu onun için geldik kardeşim. Ama Adam bizim gibi yapamaz, çalışıyor. Belki de senede bir Kur'an. İşte o tekrar edilen belki de 15 cüz bu taraftaydı. E bu adama denk gelmiş. Bu adama ihtiyacı var. Onu nereden görecek bir daha kaç sene sonra? Onun için insana en çok lazım olan, en çok şeyi unutan. Ve iyi daha söylüyorum iki tane. İnsanın en çok muhtaç olduğu ama en çabuk unuttuğu şeyi Allah serpiştirmiş. Ekmek gibi. Yemekler değişiyor. Çorbalar değişiyor ama ekmek değişmiyor sofrada gibi yani. O temel gıda şekil değiştirse bile, pide olsa, pasta olsa bile, simit olsa bile hamur yani o değişmiyor. Onun için 15 on cüz bu tarafta iken bunu bu tarafa da koymuş. Yani en çok muhtaçız, en çok en fazla bunu unutuyoruz. Onun için tekrar edilmiş diyor. Evet aynen. İlk onu izhari ediyor ve yapılandırıyor ve aktif ediyor. Uyandırıyor sende. Sende uyandırıyor sonra o sana mal oluyor ikincisinde. Mesela şöyle diyeyim. Mesela marşa başladığın zaman direkt zanneder ki işin ehli olmayan motor çalışıyor ilk. İlk motor çalışmaz. Marş motoru çalış. Elektrik motorudur. Aküyle. O elektrik motoru esas benzinli motoru çalıştır. İlk öyledir, sonrası öyledir. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid, haşir ve kısa musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Dört tane şey çok tekrar edilmiş. Tevhid, haşir, nübüvet, kısalarla şey, peygamberlik hakikati yani kısalar. Tevhid, haşir, nübüvet hakikati yani sünnet seni. Bir de kısalar tekrar edilmiş. Bunlara çok muhtaç. Yani her daim bize ihtar etsele. Mesela kaç defa dinlediniz benden dinlemişsinizdir. Ee, şeyin Şeddad'ın e, İrem bağlarını. Her şey yapınca insan evet diyor yani evet. Böyle kaydırıyoruz ya sanal dünyayı telefonda. Böyle zannediyoruz ki biz dışındayız. Açtığın anda kesinlikle dışındayız. Sen onun içindesin. Senin içine alıyor. Kaç defa tekrar edilse yine gene ucuz. Sen kaç defa tekrar ediyorsun günde ya şu iterek. Bukmuyor musun ikide bir bu parmağı? Bıktım ya ki de bir tekrar edilir mi? Niye demiyorsun? Ey nefis. Sana demiyorum ya. Ey nefsim. Niye bukmadığın lan bu telefonla çıçı sürtüyorsun sürtüyorsun. 500 defa yaptın. 40 defa elip kalkmayı tekrar zannediyorsun namazı. 400 defa telefona böyle kaydırırken tekrar demiyorsun. Ve adedini de ben şimdi bilmiyorum kaç defa günde nefes alıyorsun. Tekrar demiyoruz. Ne namussuz var bizde ya. Bu küçük Hasan ne acayip bir şey ya. Sizde de vardır zannediyorum ya. O adam var ya. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Bak mesela devamlı te tekrar ediyor ihtiyaç. Bak bıkmıyoruz. Nedir o? Cismi hava. Ruhahu gibi. Bazısına her saat Bismillah gibi ve keza demek tekrar ayet Tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş. O yazdım ya buradan aldım. Tekrar ayet tekerür ihtiyaç. İhtiyacın tekrarlığından geliyor. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek hem iştiyakı ve iştiyayı tahrik etmek için tekrar eder. Bazen de ihtiyacımız hissetmeyiz ama tekrar edilene deriz ki ya bu niye tekrar edildi ya? Ha uyandırıyor bu sana çok lazım diyor. Mesela Kısay Musa tam bu asır ya tam bu asır. Kısay Musa, Musa Aleyhisselam kısası. Vallahi ne kadar ihtiyaç var hele bugünlerde. Ne kadar ihtiyaç var ya. Şablon olmuş, sembol olmuş, imge olmuş, simge olmuş. Oradaki malzemelerle hayatımızı düzeltiyoruz. Ölçü getirmiş. Aslında o kısalar ölçüdür. Ölçü birimleri. Yani kalıplara sokuyoruz hadiselerimizi. Ha buna uyuyor, ha yapmayayım demeyeyim gibi oluyor. Hem Kur'an müessistir. Ne demek müessis? Kurucudur. Bir şey kurmuş. Nedir o? Bir dini mubinin esasıdır ve şu alemi İslamiyet'in temelidir. Ve hayat içtimai beşeriyi değiştirip muhtelif tabakata mükerer suallara cevaptır. Yani din yeni kurulmuş. Bir defa deyip nasıl geçecek ya? Kaç sene de okuma yazma öğreniyoruz? 5 senede. ABC çeyi gene kullanıyoruz üniversitede. Ya biz ilkokulda kullanmıştık el ABC çeyi. Üniversitede de kullanma ihtiyaç yok diyebilir misin? Kullanmıyor musun okuma yazmayı? Tekrar mıdır? Yani bir şeyi kuruyor. Din insanı fıtratını kuruyor bu aleme. O zaman onlarla alem fıtrat arasında ilişki yerleştirmesi lazım. El tekrar ula sen tekrar çok güzeldir. Velev, velevken 180 dahi olsa bir dini mubinin esasıdır o anlatılanlar ve şu alim İslamiyet'in temelleridir ve hayat içtimai beşeri değiştirip muhtelif tabakata mükerre suale cevaptır. Hele bu şeyde rastlamıştım ee, seçimde koca koca adamlar devrildi ya. Bak onları külliyattakini görmedikleri için. Biliyor o mevzular okusaydı batıla taraftan olacak şimdi yüklendi. Selam güle güle bakalım. Bütün manevi mesuliyetleri ben de sanki günah çıkartma papazıymış gibi bana göre şey yapıyor abi öyle oldu da şöyle bana bak kardeş. Mesule sana ait. Ama Allah bana soracak ne böyle dedim. Vallahi Gülisade böyle yazıyor. Sen ne diyeceksin peki? Kime yükleyeceksin? Suçu. Eğer isabet etmediysem ben ustana yükle. Ustada yükledim. Usta yükledim. Mecellede. O da şeriatı yüklemiş. Ne yapacaksın? Niye söylüyorum bunu? Yani hayat içtimai beşeri değiştire muhtelif hadiseler var. O kalıplar, o ölçüler olmasa ne, niçin, nereye göre nedir? Ne, nereye göre, niçin, nedir? Nasıl, ne, nereden bulacaksın cevabı? Kısalarla oluyor işte. Bak ustad da ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Menge vurun diyor. Menge şeriat. E, şeriat nedir? E, dört tane ölçü var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Oradan çıkarmış şeriat bu budur, bu da böyle. Böyle yaparsanız sabit ölçü şunu şey yapın. E, peki ne yaptı Mısır? Müslüman namı altında olan, nefse maresini ilah edinen. Şimdi yüklen bakalım. Bedelini yüklen. Bütün o sonucu manevi yüklendin. Kulakkı. Ramazan'dan çıkarken kulakları gitmiyor. Ne yapacaksın? İşte niye söylüyorsun? Hayat içtimai beşeri değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerinin cevaptır. İşte sana ölçüleri alacaksın. Kafanı karıştırmayacaksın ya. Kafanı karıştırma arkadaş. Cevap bu. Böyle demiş, denmiş, bitmiş. Tabi paşa arzun bilirse. Müessise yani Kur'an'a sistemi yeni getirip Kur'an'a tespit etmek için tekrar lazımdır. Yani ben çocuğa hadi oğlum, kızım ilkokula girdim. A B C C. A ile L'nin yanında iyi tarihi olur. Tamam. Dün ben size anlatmıştım. Da anlatmam. Tekrar iyi değildir mi diyoruz öğretmenler? Öyle mi diyoruz? 500 defa anlatacaksın. Niye biz babalar babayız? Niye çocuklarda şey yapıyoruz? Baba bu ne? Bardak yavrum. Mesela baba bu ne? dedik ya bardak. Bir saat sonra baba ne? Ulan hayvan Dedik ya. Peki anne ise 500 defa sonra aynı heyecan ve aynı tatlılıkla bardak oğlum der. Çünkü Allah onu o konuda yarat. Ondan kadın çok konuşması bu sahada olsun diye nimettir. Uş, üşenmeden, usanmadan çok konuş. Bardak yavrum, bardak kızı, bardak oğlum. Biz bardak olan, bardak hayvan Kaç defa dedik Biz çok konuşamayız. O sahada. Ama kadın getirip de bunu kocasına kullanırsa bardak dese lan yeter lan biz biliyoruz. Sen de sağından çıkmayacaksın. Herkes sahasında olacak diye söylüyorum bak sağ. Yani bir şey niye tekrar ediyor? a l İ. Dün öğrettim oğlum bir daha. Niye tekrar ettiriyorsun diyor muyuz? Yok kardeşim. Üşenmeden, usanmadan tekrar edeceksin. Allah hiçbir şeyi fazla yapmamış. Çok konuşuyor diyor. Ee, onun onu işte o da ondan çok konuşması lazım ki bu işi yapsın. Bak yerinde ne kadar güzeldir. Hoştur. Erkekte her şeye karışırsa o da hoş değil. Senin fıtratında bu da değil. Yani Evet. Müessise yani Kur'an sistemi a, çocuğu almış ilkokuldan beşe kadar çıkartacak. Üşenmeden anlatacak kardeşim. Üşenmeyeceksin. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tekit için terdat lazımdır. Yani sağlamlaştırmak için de tekrar lazım. Anlatmak için de tekrar lazım. Mertebelerini de göstermek için tekrar lazımdır. Uyandırmak için de tekrar lazımdır. Şimdi testiyi kırmayacağını çocuk bilmiyor mu? Bak oğlum bu testi kırma ha Nasrettin Hoca diyor. Hatta hem de tekrar etmemiş bir de dövmüş yani. Kırdı mı? Yok. Kırdıktan sonra dövsem ne olur dedi. İlk önce dövüyor. Onun için büyüklere hata yapmadan şefkati tokatı geliyor. Bizim gibi avamlara hata yapınca tokat geliyor. Ustada daha gelmeden dinini cehennemden ve azaptan kurtulmana, cennete ve saadet ebediye sakın basamak yapma diye ceza verilmiş. Yapmış mı? Yok. 96 Emirdan da diyor. Yapmadım. Niye? Sakın asayit. Hizmet imani Kur'an'ı yeni. Cehennemden ve azaptan kurtulmana. Saadet ebedi ve cennete girmeyi vasıta yapma. Meğer diyor 28 sene bu hapishane işkence hayatım bunu bana devamlı canlı tutmak içinmiş. Eğer alet ettikten sonra tokat gelse ne olur ki? Ne olacak? Biz de berbat olduk. Onlara hata yapmadan tokat gelecek. Canlı tutacak. Biz ise avam olduğumuz için yaptığımıza cevap gelecek. Ya Onun için bazıları ya ben ne yaptım da ona cevap veriyorum bu arada. Atlamıyorum. Çünkü mukade bir sürü sorular var. Ya ben böyle bir şey yapmadım ya. Niye sıkıldım ya? Niye şey yaptım? Ha, seni bazı şeylerde canlı tutmak için oluyor. Bir şey yapmadın. Yaptın da gelmedi. Bazıları önde gittiği için tokat diyecek. Niye? Hatasından değil, kusuruna değil. Sakın ha! Bir şey yapmadan tokat diyecek. Biz de onu bilmeden diyoruz ki hapsene girdi o şey yaptı Allah bilir ne yapmıştı ya. Biz bilmiyoruz ama kader biliyordu. Onun için tokat yediğinler biliyorsun gıybettir bu. Bir insan hakkında tokat yedi diyemezsiniz ustad. Belki razı değildir diye ta edildi diyor. Gıybettir. Razı olmadı diyor ben de sildim diyor. Kırdıktan sonra vursa ne olacak? Çaresi olmayan şeyde. Teyit için takrir. Yani anlatmak gerekiyor. Yani sağlamlaştırmak için takrir gerekiyor. Yani anlat, tahkik lazım, tekrir lazım, lazımdır. Hem öyle mesai lazime, öyle mesai lazime. Hakiki dakikadan bahsediyor ki Kur'an öyle büyük meselelerden insan bilmemesi özür olmayacak. Bedeli çok büyük. Bilmese, unutursa, o mevzu unutulursa, bilmese mesela iman, iman. Mesela namaz, oruç. Ya ben bilmiyordum orucu. Tamam mı? Allah franga tuvalette şöyle istinca ettiğim bir tarih yaptım. Bana değil ben arada misal veriyorum ama hayatın uygulanabilir olsun diye. Mesela ya Rab bilmiyordum ben şevali tutamadım. Tutacaksın kardeş. Tut. Yani farz değil ama tut işte daha bir sürü kazalarımız var. Ona niyet et. Teyit için takrir anlatmak lazım. Üşenmeden tahkik lazımdır. Hem öyle mesai lazime ve hakiki dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Muhtelif suretlerde. Ha buraya geldiniz Allah anlatılıyor. Edib'in oraya gittin Allah anlatıyor. Hasan oraya gittin Allah anlatılıyor. Şunun yerine gittin Allah anlatıyor. Ama başka başka şekilde başka başka usluklar. Aynı yer dahi okunsa. Başka başka dünyalar aletlerin ifadesi işte mesaili azime hakiki dakika bahsediyor. Umumun kalplerini eleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar ediyor. Bazen Kısay Musa'da aynı mayı, bazen Yunus Aleyhisselam'ın kısasında. Bununla beraber 3-4 satır kaldı gördüğünüz gibi. Sureten tekrardır. Bak sureten tekrardır. Muhammed bitti. 1, 2, 3, 4 satır. Sureten tekrar. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri, çok vücuh ve tabakatı vardır. Mesela bir ayetin dedim ya bindirilmiş nihayetsiz mana mertebesi var. İmam-ı Şafi Hazretleri geldi onun bir tabakayı çıkartmış almış. i̇mam Azam gelmiş bir tanesini çıkıp almış. Ahmet bin Ambel şunu almış. Muhammed EŞeybani bunu almış. Ebu Yusuf bunu almış. Semaviye derler kardeşim o oradan çıkarttı diye. Onun fikri, üretimi değil ama dini dini tamir davasında din tarifçileri televizyonda ya şahsın fikirlerine uymak din midir diyor. Bak avamı kandırıyor. Kim avam? Risale-i Nur bilmeyen avamdır. Kim olursa olsun avamdır. Sureten tekrardır fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri. Mesela aynı ayet okuyorsun Fatiha, namaz oluyor. Aynı okuyor, cini hastalığı tedavi oluyor. Aynı şey vehimden kurtuluyorsun. Aynı yerde yolda giderken böyle evamın kalkıyor, titremen gidiyor. Çok acayip. Ayet-i Kürsi bizi nerelerde okumuşuz ya. Titremi aldı geçen bende yatakta. Ayet-i okuyarak yutarak hop 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 bir baktım bir şey düzeldi. Ama namazda namaz olsun diye okudum. Çok tuhaf ya aklım almıyor bu işlerden ya. Ben anlamış değilim. Bu nasıl bir şey? Ben de anlamış değilim bu Kur'an. Nasıl bir şey? Çok faydeleri. Çok vucu ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana faide, maksatlar için zikrediliyor. Kur'an. Kur'an illeti tamelidir. Son senedeki külliyattan tespitimdir. İlleti tamelidir. Dört tane illeti var. Kur'an lafsı ilahi, vahi kelami, kelam ilahi dört sıfatı tazamun ediyor. İlim, irade, kudret, emir. Dördünü paketle kelam ilahi. Mutlak okunduğu zaman nefs emirdir maddeyi değiştiriyor. E, kafir okunuyor kafire. Onu da mı değiştiriyor? Evet küfrünü artırıyor. Zülmetini artırıyor. İnsanın hücresini değiş düşüncesini değiştiriyor. Kur'an hissiyatını, fikriyatını, duygularını değiştiriyor. Duygular, hissiyat, fikirler değişince yüzde altı sudur beden, beden değişiyor. Mesela e, spor yapsa ne diyorlar o hareketlere spor böyle ee, fitness bak. Aynı hareketleri yapıyor. Ötekisi namaz kılıyor. Namaz hareketleri fitness'te yapsa o adamın siması namaz kılan siması gibi olur mu? Aynı hareketleri yapıyorsun. Tak yap. Olmuyor. Bak ku, Kur'an okuduğu için o da kulaklığında müzik koymuş. Suratı sipsiyah. Mahkeme duvarı gibi. Gözleri en gerek gibi sokuyor. Ötekisi Fatih okuyor. Fitness'teki aynı hareketleri ama içine Kur'an'ı koymuş Fatiha, nurani bir adam. Terbiyeli bir adam, ahlini bilen. Nasıl oluyor? Aynı hareket. Zahirde te şey gibi fi fiilen aynı. Eğil kalk. Aynı hareketi yapsın. O Nuranilik olur mu? Olmuyor. Yo işte anlamıyorum bu işte nasıl oluyor ama anladım şu. yüzde %76 sudur. Bu suyu etkileyen düşünceler, hisler, duygular, latifelerdir. Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor. Son şeyimiz herhalde hem hem Kur'an'ın mesaili kevniyenin bazısında ibham, kainatta fizikten, kuantum fizimden bazılarına gizli ibham ve icmal ise irşadi bir lema Yani fizik kitabı değil, kimya kitabı değil. Bir cilde bütün varlığı koyacaksın. Tıp'ı da koyacaksın. E tıp fakültesini düşün. 6 6 tanesini sınıf var, Altı sınıf. Her bir, bir şey için, ders için, kimya, fizik, atomun için böyle bir kitap lazım. Bunları hepsini, fizik, kimya hepsini düşün dünyada tek bir kadar bir ciltte sokacaksın. O zaman ne, ne koyacaksın? Nasıl yapacaksın? Her şeyin değeri, kıymeti dünya ve ahirette en çok sana ne lazımsa bilmesen sonucu çok büyük olanları onu sarahaten tekrar edeceksin. Yani her şeyin kıymeti nispetinde o kitapta yer vereceksin. Çekirdekte ağacı yazdığı gibi. E niye uçağın şey? Yok termodinamiğinden bahsetsin. Tamam Yok kanadın uzunluğu ne kadar olacak? Orada yazsın. Şu kadar metre olacak. Ama kanuniyeti var zaten. Bir ciltte koyuyorsun. Tıpı da koyuyorsun. Acayip bir şey ya. Her şeyin bak irşadı bir icazdır. Yani İnsana en çok lazım olup bilmemesi büyük sonuçları doğuracak şeyi en çok zikredecek ki unutmasın. Uçağı bilmesem de olur ben ahirete giderim. Ama Allah'a ve ahireti bilmeden gidersem melak olur. Eyl-i ilhadın tevem ettikleri gibi medari tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Geceniz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Usul ve furullarımızı haberdar eylesin. Hakikatlardan bize ayırmasın. İhtina sıratel mustakim. Sıratel lezine nam talehim. Gayril mağdubi aleyhim ve sırr Sırrı uzmasına mazar eylesin. Ve vahum rabbil alemin. El Fatiha temas